maça gelen taraftarlarımızı çok tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Gerçekten uzun yıllar sonra stat doldu, eski günlerimize döndük. Hepimiz mutlu olduk, bütün şehir mutlu oldu. Stada gelenler mutlu oldu. Tekrardan İskenderun Spor'un var olduğunu ve İskenderun Spor'un var olacağını bütün futbol kamuoyuna gönderdik, gösterdik ve gönderdik. Bu bir iyi bir mesajdı bence. İşin en enteresan takımı da, en enteresan durumu da hala stada girmek isteyen seyirci vardı. Stat dolduğu için alamadık. Stat birazcık daha seyirci alsaydık herhalde hiç yer falan kalmayacaktı. Ben çok sevindim, çok sevinçliyim gerçekten. Hatta dün heyecandan uyuyamadım, onlar hep aklımdan geçti. Tekrar videolarını seyrettim, çok hoşuma gitti. Bu bizim zaten en büyük gayemizdi, en büyük amacımızdı. Tekrardan İskenderun Spor ruhunu yaşatmak. Allah'a çok şükür o ruh tekrar geldi. Şimdi bundan sonrası yapılması gereken şeyler, bundan sonra üstlüklere çıkmak için ne yapmamız gerekiyor, şehir olarak ne yapmamız gerekiyor, o önemli. Şimdi finale çıktık, tek maçımız kaldı. Allah izin verirse bu maçı kazanırsak ikinci lige çıkacağız. Tabii ki ikinci ligin seviyesi daha iyi olacak bizim için, çok iyi olacak. Zaten bu seneki yaptığımız bütün çabalar ikinci lige çıkmak içindi. Final maçı haftaya çarşamba günü Ankara'da Eryaman Stadı'nda olacak. Tabii ki Türk Futbol Federasyonu'nun bu aldığı karar bizi ziyadesiyle üzdü. Çünkü rakibimiz Iğdır Spor oldu. Iğdır Spor hem Ankara Gücü'nün sponsoru, hem o takımın Ankara Gücü'nün stadı orası, Eryaman'da oynuyorlar. Ayrıca Ankara Gücü'nün tesislerinde devamlı kamp yapıyor Iğdır Spor. Tabii ki bu olabilir, kendiler sponsor da olabilir. Ama tabii ki sponsor olunan bir yerin orada bir final oynatılması bence etik değil. Biz bundan dolayı üzüntülüyüz. Yani Iğdır Spor hangi statta oynarsa oynasın, Iğdır Spor bizi yenerse yenebilir. Biz de yenebiliriz. Bunlar kaldı ki final maçları. Biz geçen sene playoff finalında kaybettik. Biz onları sadece tebrik edeceğiz. Ama ben kesinlikle Futbol Federasyonu'nun aldığı bu kararı kabul etmiyorum. Kabul etmeyeceğim. Stadı değiştirmelerini istiyoruz. Tabii ki stadı değiştirmezlerse de gidip oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Ama bir işin de etik olması gereken bir şey var. Futbol Federasyonu her yere asıyor fair play, fair play diye. Her yerde fair play'in reklamını yapıyor. Bu fair play adına doğru değil. Ama şu anda finale odaklanmamız gerekiyor. Futbolcularımızın hepsi hazır. Mental olarak hazırlar. Sakatımız yok çok şükür. Teknik heyetimiz hazır, taraftarımız hazır, hepimiz hazırız. 6 günlük süreç var, daha da iyi hazırlanacağız, daha iyi motivasyon olacağız. Şehir olarak motivasyon olacağız. Ben inanıyorum ki bayağı bir kalabalık otobüste gideceğiz ve buradan iş adamlarına, belediyeye sesleniyorum. Otobüs desteği yapsınlar bize, maça gitmek isteyen çok insan var. Bütün belediyelere, kaymakamlığa, iş adamlarına çok şey düşüyor. Gidip o stadı doldurmamız lazım. Bize düşen yer 10.000 kişi. Onlara da 10.000 kişi gidip doldurup kazanıp kupayı hep beraber İskenderun'a getirmemiz lazım.